Evet, Çapul TV bilim programının ikincisine hoş geldiniz. İlk programımızda Tanrı zar atar mı sorusuyla başlamıştık. Şans, olasılık kavramlarını inceleyecektik. Bunun için kuantum fiziğine bir giriş yapmamız gerekti. Çok kısaca atom modellerini inceledik. Kuantum fiziğine bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kuantum fiziğinin çok tuhaf bir dünyası var. Bu günlük hayatta alışmadığımız bir dünya. Örneğin olaylar kendiliğinden oluyor. Mesela bir elektron giderken, elektron atom altı parçacık, çekirdeğin çevresinde bir olasılık bulutu olarak yer alıyor. Ve bu elektron kendiliğinden bir foton yayıyor. Yani ışık, işte bizim elektromanyetik dalga dediğimiz foton yayıyor ve yoluna devam ediyor. Olaylar kendiliğinden ve belli bir nedeni olmadan gelişiyor. Ve tabii bunların hepsinin toplamı, işte atom altı parçacıklardaki olayların toplamı tabii ki makro dünyadaki olayları da etkiliyor. Öte yandan bir Heisenberg belirsizlik ilkesi yine makro dünyadaki olayları direkt yakından ilgilendiriyor. Bu kavramları tartışacağız bu programda. Şimdi aslında boş uzayda yok, atomun içi boştur demiştik ama bu bildiğimiz anlamda boşluk değil. Kuantum fiziğinde tamamen bir boşluk yok. Her zaman şu ekranda da gördüğünüz gibi yeni parçacıklar yürüyor. Mesela bu ekranda bir animasyon tabii ki bu bir simülasyon. Protonun içinde, çekirdeğin içindeki protonun içinde, yani atom çekirdeğinin içinde bulunan protonun içindeki boş uzay bu şekilde gördüğünüz. Aslında protonun içinde kuarklar var dedik ama o kuarkların içinde de boş uzay yok. Sürekli yeni parçacık çiftleri oluşuyor, gelişiyor. Şimdi aslında elektron da elektron atomun içinde bir olasılık bulutu olarak yer alıyor. Böyle ayın dünya etrafında döndüğü gibi bir yörüngesi yok. Dolayısıyla kuantum dünyası kesikli bir dünya. Örneğin şu şekilde gördüğünüz sağdaki kedi bizim makro dünyada yokuşta herhangi bir noktada olabilir. Dolayısıyla herhangi bir noktada bir potansiyel enerjisi vardır ve bu enerji süreklidir. Sonsuz sayıda noktada yer alabilir. Oysa kuantum dünyasında yani parçacıklar dünyasında, mikrokozmosta bu kedi sadece belli değerlerde bulunabilir. Yani bu kedinin potansiyel enerjisi ancak bir merdiven basamakları gibi kesikli değerlerde yer alabilir. Buna kuantize olma olayı diyoruz. Şimdi bütün bunlar 1920'lerin başlarında anlaşılmaya başlandı. Ve dalga parçacık ikiliği ortaya çıktı. Geçen programda konuştuğumuz gibi. Fotonların parçacık gibi davrandığı, parçacık olduğu anlaşıldıktan sonra de Broglie aslında bütün cisimlerin parçacık olduğunu ortaya koydu. Örneğin bilardo topundan bizlere kadar hepimiz de bir dalga olarak ifade etmek mümkün. Daha sonra Compton da ışığın parçacık özelliğini ispatladı. Şimdi kuantum fiziğinde bütün nesneler aslında dalga gibi davranan parçacıklardır. O yüzden elektron örneğin atomun üstüne düşmez. Ama herhangi bir yörüngede olamaz elektron atomun etrafında. Ancak belirli yörüngelerde olabilir. Ve yörünge değiştirdiği zaman ki bu da tamamen olasılıkçı bir yapıdadır. Yine belirli kesikli yörüngelerde olabilir. Ama bu yörüngeler aslında bir dalga denklemiyle de açıklanabilir ve bunu işte Schrödinger başarıyor. Dolayısıyla böyle bir dual yapısı var, ikili yapısı var atom altı parçacıkların. Şimdi öte yandan Heisenberg belirsizlik ilkesinden bahsettik. Şimdi bu belirsizlik ilkesi de bu ikili yapıyı güzel açıklayabiliyor. Çünkü bir dalga, örneğin bir su dalgası bir yarıktan geçerken kırınım yapabilir ve bunlar da 18. yüzyıldan beri biliniyor ve girişim çizgileri oluşturabilir. Parçacıklar da aynı şeyi yapabilir. Çok atom altı parçacıklar. Ancak bu kırınımın bu yarıktan geçerken konumunu ne kadar büyük hassaslıkta tespit edersek hızını yani momentumunu
o kadar bir belirsizlikle tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla konum ve hızın çarpımı ya da konum ve momentumun çarpımı aslında belli bir büyüklükten daha büyük olmak durumunda. Buna Heisenberg belirsizlik ilkesi diyoruz. Şimdi bunu çift yarık deneyiyle biraz daha açıklamaya çalışalım. Örneğin bir bilardo topu düşünelim. İki yarıktan atılıyor ve bazen duvardan geri sekiyor, bazen yarıklardan birinden geçiyor. Şimdi yarıklardan birinden geçtiği zaman karşı ekranda bir çizgi oluştursun. Ve bu deneyi binlerce kez tekrarlayalım. En sonunda ekranda belirli noktalarda belirli çizgiler ortaya çıkacak. Şimdi burada bir kırınım ya da girişim olayı yok. Bunlar çünkü büyük toplar, yani makro dünyada karşılaştığımız şeyler. Fakat birazdan göreceğiniz gibi bilardo topları yerine su dalgaları kullandığımız zaman durum farklılaşıyor. Su dalgaları bu yarıklardan geçerken girişim çizgileri oluşturacaklar. Örneğin şurada ekranda gördüğünüz bu bilardo topları için en fazla nereye çarparsa orası kırmızıya döndü. Oysa bu deneyi su dalgalarıyla yaptığımız zaman bu dalgalar girişim oluştururlar eğer iki yarıkta açıksa. Evet, şimdi gördüğünüz gibi su dalgaları geliyor, iki yarıktan geçmeye çalışıyor. Ama dikkat ederseniz iki yarıktan aynı anda geçiyor. Çünkü dalga cephesi iki yarığa da çarpıyor ve burada girişim çizgileri oluşuyor. Bunu günlük hayatta her zaman görebiliriz. Yani örneğin bir CD'yi güneşe tutup yan baktığımız zaman farklı renkler görürüz. Buraya kadar anlaşılmadık bir şey yok. Bu klasik fizikte de biliniyor zaten. Su dalgalarının yapısı, yani dalga mekaniği 17. 18. 19. yüzyılda çok iyi anlaşılmış bir mekanik. Ancak olay elektronlara döndüğünde değişiyor. Daha doğrusu parçacıklara döndüğünde. Yani su dalgalarının girişim yaptığı ve şu şekilde gördüğünüz girişim çizgileri herhangi bir dalgayla oluşan çizgiler. Örneğin bilardo topları bu çizgileri oluşturmuyor. Her yarığın karşısına gelecek şekilde oluşturuyor. Ancak çok küçük bir parçacık attığınız zaman, mesela elektron, ama bunun atom altı parçacık olması lazım. Aynı deneyi tekrarladığımız zaman tıpkı su dalgalarındaki gibi girişim çizgileri oluşturduğunu görüyoruz. Ama hatırlarsanız bu girişim çizgilerinin oluşması için dalgaların iki yarıktan birden geçmesi gerekiyordu. Dolayısıyla elektron bir parçacık olarak aynı anda iki yarıktan birden geçiyormuş gibi görünüyor. İşte bu kuantum fiziğinin en büyük gizemlerinden biri. Feynman'ın ifadesiyle meşhur fizikçi Richard Feynman'ın en önemli gizemi kuantum fiziğinin. Yani bir parçacığın girişim deseni oluşturması. Çünkü bunu olabilmesi için iki yarıktan da aynı anda geçmesi lazım. Tekrarlarsak bir ışık dalgasının girişim çizgisi oluşturmasını gayet güzel açıklayabiliyoruz. Ancak parçacığın girişim çizgisi oluşturması için parçacığın dalga gibi davranması gerekiyor. Bunu açıklamak zor. İşte Heisenberg belirsizlik ilkesi burada devreye giriyor. Heisenberg yine kuantum fiziğinin kurucularından. Hidrojen atomunun çevresindeki elektronun konumunun ancak belli bir belirsizlikle belirleyebileceğimizi ortaya koyuyor. Örneğin elektron çok küçük bir parçacık. O yüzden de daha geniş bir alana ihtiyacı var. Yani dolayısıyla konumundaki büyük belirsizlik onun atom çevresinde herhangi bir yerde olmasını sağlıyor. Halbuki proton çok büyük bir parçacık. 2000 kat daha ağır kütleli elektrondan. Dolayısıyla proton daha küçük bir konumda yer alabiliyor. Yani konumu daha küçük. Oysa elektronun yayıldığı alan
çok daha büyük. Eğer bu böyle olmasaydı çevremizde gördüğümüz dünya çok daha farklı olurdu. Örneğin atomların içinde o büyük mesafeler olmazdı. Atomların, geçen programda da bahsettiğimiz gibi, atomların içinde büyük mesafe var. Bu da Heisenberg belirsizlik ilkesi sayesinde. Evet, Schrödinger ise, şu ekranı tekrar şey yapmaya çalışıyorum. Evet, şimdi kuantum fiziğinin bu olasılıkçı yapısı ve hem dalga hem parçacık ikiliği, Schrödinger'in bir dalga mekaniği ortaya atmasına yol açıyor. Şimdi elektronları düşünelim. Bunlar parçacık gibi ele alıyoruz ama dalga denklemiyle ifade edebiliyoruz çekirdeğin etrafında. Çekirdeğin etrafında herhangi bir olasılıkla belli kabuklarda yer alabiliyorlar. Ve aynı anda çift yarık deneyinde gördüğümüz gibi aynı anda birçok yerde olabiliyorlar. Burası çok önemli. Sağduyumuzla günlük hayatta kavrayamayacağımız bir şey. Yani bir elektron aynı anda hem burada hem Ankara'da olabilir. Ayrıca da kendiliğinden yeni parçacıklar oluşabilir. Atomun içinde ya da etrafta. Dolayısıyla boş uzay diye bir şey yok. Sürekli yeni parçacıklar oluşmakta. Bunlar sanal parçacıklar diyoruz ama bunların gerçek etkileri var. Bu olay olmasa örneğin atomların çekirdeğindeki protonları oluşturan kuarkların bir arada durması mümkün olmazdı. İşte Schrödinger bütün bu parçacıkları bir dalga denklemiyle ifade edebiliyor. Dalganın minimum ve maksimum noktaları vardır. Ve bu parçacıkların var olup olmamaları bu minimum ve maksimum noktalarına bağlı. Fakat iş bu kadarla bitmiyor, kuantum fiziğinin gariplikleri. Bir de iki cins parçacıklar var. Onları görelim. Şimdi klasik fizikte birbirine benzeyen, örneğin iki insanın arasındaki farklılıkları görmek mümkün. Ama elektronların hepsi aynı. Elektronları peki birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Schrödinger'in dalga fonksiyonuyla ifade edilen elektronları birbirinden nasıl ayırabiliriz? Şimdi bunları diyelim iki elektron ele alalım. Bu iki elektronu dalga denklemiyle ifade edelim. Ama bunları birbirinden ayırmak mümkün olmadığı için elektronları ikisi de identik eş parçacıklar olduğu için bunları birlikte ele almamız lazım. Ya bu dalga denklemini toplayacağız ya çıkaracağız. Şimdi bir takım teknik sebeplerden dolayı birinci elektronla ikinci elektronları antisimetrik parçacıklar olarak tabir ediyoruz ve birbirinden çıkartıyoruz. Şimdi böyle olunca dalgalar üst üste bindiği zaman birbirini yok eder prensibinden analoji yaparsak aynı, tamamen birbiriyle aynı olan iki elektron bir arada olamaz çünkü birbirini yok eder. Dolayısıyla iki elektron tamamen aynı kuantum özelliklerine sahip iki elektron birlikte var olamazlar. İşte o yüzden bunlara fermiyonlar diyoruz. Fermiyonlar aynı özelliğe sahip olamaz. Peki atomun çevresinde nasıl oluyor da iki elektron bir yörüngede olabiliyor? Dolayısıyla başka bir özelliğe daha ihtiyaç var. Buna fizikte spin diyoruz. Dönmeden geliyor ama aslında gerçekte elektronlar dönmüyor. Bir elektronun spini yukarı, bir elektronun spini aşağı diye tarif edersek bunlar kuantum özellikleri. Dolayısıyla iki elektronu birbirinden ayırmış oluyoruz. Biri spin yukarı, diğeri spin aşağıya. Böylece iki elektron bir yörüngede var olabiliyorlar. Çünkü artık birbirinin aynı özelliklere sahip değiller.
İşte aslında bütün atom altı parçacıkları bu şekilde birbirinden ayırabiliyoruz. Bu Pauli dışarılama ilkesi. Pauli dışarılama ilkesi olmasaydı içinde yaşadığımız evren çok farklı bir görüntüde olurdu. Çünkü bu sayede aslında boşluklar yok. Yani örneğin kitaplar masanın üstünde Pauli dışarılama etkisi yüzünden var. Şimdi bütün parçacıkları iki gruba ayırırsak spinlerine göre, bu spin kuantum özelliğine göre, kesirli spinlere sahip parçacıklara fermiyonlar diyoruz ki elektron mesela bir fermiyon ve bu fermiyonlar antisimetrik parçacıklar. Az önce anlattığımız gibi aynı iki fermiyon aynı kuantum özelliğinde bir arada olamaz. Birinin spini yukarıysa diğerinki aşağı olmak zorunda. Öte yandan bir de bozonlar var. Bozonlar da tam sayılı spinlere sahip parçacıklar. Örneğin foton bir bozon ya da başka kompozit parçacıklar var bozon olan kuarklardan meydana gelmiş. Bu bozonlar bir arada olabiliyorlar. Aynı kuantum özelliklerine sahip olan bozonlar da bir arada olabiliyorlar. Bu da Pauli dışarılama ilkesi. Şimdi kuantum fiziğinin tabii tuhaflıkları uzun ama burada son bir noktaya daha değinelim. Kuantum gerçekliği ile ilgili üst üste gelme ilkesi. Şimdi makro dünyada yani içinde yaşadığımız bu büyük boyutlarda örneğin ben hem burada hem Ankara'da olamam. Ama bir elektron için bu böyle değil. Elektron bir olasılık bulutu olarak hem burada hem başka yerde gözlemlemediğimiz zaman. Gözlemlediğimiz zaman işte Heisenberg belirsizlik ilkesi devreye giriyor ve onu elektronu bir konuma çöktürüyor. Şimdi bununla yapılan sayısız deneyler var ve bu deneylerde gözlemlemediğimiz zaman bir parçacığın aynı anda iki yerde birden olduğunu, hatta her yerde birden olduğunu söyleyebiliyoruz. Daha doğrusu kuantum fiziği modeline göre buna üst üste binme ilkesi diyoruz, süperpozisyon ve bu kuantum dolanıklığa da yol açıyor. Bir parçacık, atom altı parçacık aynı anda birçok yerde olabiliyor. Şimdi buradan yola çıkarak ve bu tabii Schrödinger'i yine kuantum fiziğinin kurucularından biri olan Schrödinger'i rahatsız eden bir durumdu. Çünkü gerçekten sağduyuya çok aykırı bir durum. Ve o yüzden meşhur Schrödinger'in deneyi, Schrödinger'in kedisi deneyini ortaya attı. Tabii bu bir sanal deney, düşünce deneyi. Bu deneye göre bir kutunun içinde bir kedi var. Ve kutunun içinde de aynı zamanda bir zehir var. Ama bu zehir sadece bir radyoaktif ışıma ile aktive oluyor. Ama radyoaktif ışımanın ne zaman olacağı belli değil. Programın başında da söylediğimiz gibi kuantum fiziğindeki olaylar tamamen olasılıkçı. Belli bir olasılıkla bu radyoaktif madde ışıma yapacak ve zehri ortaya çıkaracak. Kedi ölecek. Ama öte yandan kuantum fiziğinde üst üste binme ilkesi var. Dolayısıyla bu radyoaktif ışıma hem oluyor hem olmuyor. Ve bu radyoaktif ışıma hem olup hem olmadığı zaman bu zehir de hem açığa çıkıyor hem açığa çıkmıyor. Dolayısıyla kedi hem ölü hem canlı. Yani biz normalde nasıl düşünürüz? Bir kutu içinde kedi varsa o kedi ya ölüdür ya canlıdır. Oysa kuantum fiziğinde hem ölü hem canlı. Ancak ölçüp baktığımız zaman, kutunun kapağını açtığımız zaman kedinin ya ölü ya canlı olduğunu görüyoruz. Ama bakmadığımız zaman kediyi hem ölü hem canlı gibi kabul ediyoruz. Tabii kuantum fiziği kedilerle uğraşmıyor. Atom altı parçacıklarla uğraşıyor. Aslında mikrokozmostan makrokozmosa geçişi tam olarak bilmiyoruz. Ancak mikrokozmosta yani atom altı dünyada olayları modellerken kuantum fiziğinde hem öyle hem böyle diye ele alıyoruz. Ve sonuçta bir takım öngörülerimiz doğru çıkıyor. Yani kuantum fiziğinin gerçekliğini tam olarak nasıl olduğunu bilmesek bile sonuçlarını doğru tahmin edebiliyoruz. Ve buradan müthiş sonuçlar çıkıyor. Örneğin bir ışık
aynadan yansırken belli bir olasılıkla aynadan geriye yansıyor. Belli bir olasılıkla da aynadan geçiyor ve alttaki detektöre ulaşıyor. Ama bu tamamen bir olasılık ve önceden hangisinin gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Ancak büyük istatistikler yaparak bu belli bir ortalamayla bu olayın gerçekleştiğini biliyoruz. Özetlersek aslında kuantum fiziği temelde tamamen olasılıkçı bir dünyayı ortaya koyuyor. Dolayısıyla önceden bir işin olayın nedenini bilmemize imkan yok. Örneğin şu anda benim vücudum kozmik ışınlardan bombardımanla tutuluyor. Saniyede milyarlarca kozmik ışın vücudumdan geçiyor. Ama bunlardan bir tanesinin benim DNA hücremle etkileşime girip ve DNA hücremdeki nükleositleri bozup bir mutasyona yol açması bir olasılık ama bunun ne zaman gerçekleşeceği, nasıl gerçekleşeceği konusunda öngörüde bulunmak mümkün değil. Ancak istatistiksel olaylar konusunda öngörüde bulunulabiliyor kuantum fiziğinde. Dolayısıyla baştaki soruya geri dönersek, evet Tanrı zar atıyor gerçekten ve zarları nereye attığını da bilmiyor Stephen Hawking'in deyişiyle. Aslında bu anlattığımız olayları en güzel tarif eden kitap Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi kitabı. Hawking bildiğiniz gibi büyük bir fizikçi ve çok güzel popüler kitaplar yazıyor. Bu Hawking'in kitabını okuyarak daha detaylı, daha derinlemesine bilgiler edinebilirsiniz. Gelecek programlarda yine devam edeceğiz. Kuantum fiziği ve kozmolojiye gireceğiz. Büyük patlama kuramı ve Higgs kuramını inceleyeceğiz. Nedir bu Higgs? Büyük patlama nedir? Nereden geldi bu evren? Nasıl oluştu? Bu soruları ele alacağız. Sorularınızı yine bilim@çapultv.com'a gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kuantum fiziğinde bütün nesneler aslında dalga gibi davranan parçacıklardır. O yüzden elektron örneğin atomun üstüne düşmez. Ama herhangi bir yörüngede olamaz elektron atomun etrafında. Ancak belirli yörüngelerde olabilir. Ve yörünge değiştirdiği zaman ki bu da tamamen olasılıkçı bir yapıdadır. Yine belirli kesikli yörüngelerde olabilir. Ama bu yörüngeler aslında bir dalga denklemiyle de açıklanabilir ve bunu işte Schrödinger başarıyor. Dolayısıyla böyle bir dual yapısı var, ikili yapısı var atom altı parçacıkların. Şimdi öte yandan Heisenberg belirsizlik ilkesinden bahsettik. Şimdi bu kedi sadece belli değerlerde bulunabilir. Yani bu kedinin potansiyel enerjisi ancak bir merdiven basamakları gibi kesikli değerlerde yer alabilir. Buna kuantize olma olayı diyoruz. Şimdi bütün bunlar 1920'lerin başlarında anlaşılmaya başlandı. Ve dalga parçacık ikiliği ortaya çıktı. Geçen programda konuştuğumuz gibi. Fotonların parçacık gibi davrandığı, parçacık olduğu anlaşıldıktan sonra de Broglie aslında bütün cisimlerin parçacık olduğunu ortaya koydu. Örneğin bilardo topundan bizlere kadar hepimizde bir dalga olarak ifade etmek mümkün. Daha sonra Compton da ışığın parçacık özelliğini ispatladı. Şimdi foton yayıyor ve yoluna devam ediyor. Olaylar kendiliğinden ve belli bir nedeni olmadan gelişiyor. Ve tabii bunların hepsinin toplamı, işte atom altı parçacıklardaki olayların toplamı tabii ki makro dünyadaki olayları da etkiliyor. Öte yandan bir Heisenberg belirsizlik ilkesi yine makro dünyadaki olayları direkt yakından ilgilendiriyor. Bu kavramları tartışacağız bu programda. Şimdi aslında boş uzayda yok, atomun içi boştur demiştik ama
Bu bildiğiniz anlamda boşluk değil. Kuantum fiziğinde tamamen bir boşluk yok. Her zaman şu ekranda da gördüğünüz gibi yeni parçacıklar yürüyor. Mesela bu ekranda bir animasyon tabii ki, bu bir simülasyon. Protonun içinde, çekirdeğin içindeki protonun içinde, yani atom çekirdeğinin içinde bulunan protonun içinde. Evet, Çapul TV Bilim Programı'nın ikincisine hoş geldiniz. İlk programımızda Tanrı zaratar mı sorusuyla başlamıştık. Şans, olasılık kavramlarını inceleyecektik. Bunun için kuantum fiziğine bir giriş yapmamız gerekti. Çok kısaca atom modellerini inceledik. Kuantum fiziğine bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kuantum fiziğinin çok tuhaf bir dünyası var. Bu günlük hayatta alışmadığımız bir dünya. Örneğin olaylar kendiliğinden oluyor. Mesela bir elektron giderken, elektron atom altı parçacık, çekirdeğin çevresinde bir olasılık bulutu olarak yer alıyor. Ve bu elektron kendiliğinden bir foton yayıyor. Yani ışık, işte bizim elektromanyetik dalga dediğimiz. İçindeki boş uzay bu şekilde gördüğünüz. Aslında protonun içinde kuarklar var dedik ama o kuarkların içinde de boş uzay yok. Sürekli yeni parçacık çiftleri oluşuyor, gelişiyor. Şimdi aslında elektron atomun içinde bir olasılık bulutu olarak yer alıyor. Böyle ayın dünya etrafında döndüğü gibi bir yörüngesi yok. Dolayısıyla kuantum dünyası kesikli bir dünya. Örneğin şu şekilde gördüğünüz sağdaki kedi bizim makro dünyada yokuşta herhangi bir noktada olabilir. Dolayısıyla herhangi bir noktada bir potansiyel enerjisi vardır ve bu enerji süreklidir. Sonsuz sayıda noktada yer alabilir. Oysa kuantum dünyasında, yani parçacıklar dünyasında, mikrokozmosta bu kesinlikle